Teknik analizin rotası 2-6 Ocak haftası Doktor Tüm üyesi Tuğberç Dilci Investaze Araştırma Direktörü Herkese mutlu, huzurlu bir yeni yıl dilerim. Şimdi gündem 2023 yine FED. 2022'de FED'i konuştuk. 2022 yılındaki birikimli faiz artışlarının acı reçetesi 2023 yılında ekonomik aktivitede yavaşlama. Yani resesyon. 2022'deki tema enflasyondan resesyona geçti. Şimdi bu noktada resesyon hard mı olacak, light mı olacak? Bu noktada baktığımızda özellikle Fed'in 2023 yılı ortasından sonra ve 2024 yılındaki Amerikan başkanlık seçimleri dikkate alındığı zaman da sert bir resesyona neden olacak sert faiz artışlarına devam etme ihtimali zayıf. Tabii ekonomik verilerde, enflasyonda özellikle tekrar %8'in üzerinde sert hareketler olur. Bu senaryo değişebilir. Ama şu anki durumda Fed 75 değil 75'in aşağısında 25 ile 50 bas puan gelen verilere bağlı olarak olası faiz artışları zaten bunun net bir hareketlendirmesi. Şimdi 2023 yılındaki temada Fed'in özellikle yılın ilk yarısında işte 5 5.25 hatta 5-5.5 diyelim 5-5.5 bölgesinde tepe faizi göstermesi sonra bekle göre geçmesi sonra da yılın son çeyreğinde 25 veya 50 bas puanlık faiz indirimlerine başlamış. Çünkü 2023 yılı işte e, IMF tarafından negatif uyarılar geliyor. Önemli yatırım bankalarındaki raporlar, stratejistler yani herkes karamsar. 2023 yılında Amerikan ekonomisi için sıfır büyüme bekleniyor. Dünya ekonomisi oldukça düşük, negatif büyümeler havada uçuşuyor. İşin özetinde bir resesyon var. Ama işte bu resesyon çok mu <laughs> hard olacak? Light mı olacak? Onu duruma göre bakacağız. Tabi burada bilinmezlik Çin'in Covid politikasından çıkış sonrası normalleşmesi. Çin 2023 yılının ikinci çeyreğinde mi, üçüncü çeyreğinde mi ve yılı da yüzde 5.3 ile 6.5 arasında bir büyümeyle mi kapatacak? Rusya-Ukrayna savaşında belirsizlik hala devam ediyor. Avrupa'daki kış şartları bakalım Ocak, Şubat, Mart'ta nasıl geçecek? Buna bağlı olarak da Avrupa'nın ee, Rus doğal gazına karşılık bir alternatif olarak devreye aldığı depolara stokladığı e, LNG buna yeterli olacak mı olmayacak? Dolayısıyla birçok bilinmezler geliyor. Yani 2023 e, temelcilerle teknikçiler arasında bir savaş ama hani <laughs> ne kadar e, parlak olacak veya da e, karanlık olacak izleyip görmek lazım ama sanki ilk çeyrekte Ocak ayında e, biraz daha teknikçilerin kazanacağı bir unsur devreye girebilir diye düşünüyorum. Şimdi 2023'te Fed'in ve ECB'nin Ocak ayında toplantısı yok. Burada Fed'in toplantı tarihlerini görüyoruz. Ay gün olarak belirtiliyor formatta. Şubat ayında var, Mart ayında var, Mayıs ayında var, Haziran ayında var, Temmuz ayında var. ECB'nin de Şubat ayında toplantısı var. Şimdi bu Ocak toplantısında ki önemli sinyali nereden alacağız? Bu hafta Amerika ekonomisinde Fed toplantı tutanakları ve verilerin verisi Amerika'daki tarım dışı istihdam verisi gelecek. Bir de üzerine ADP gelecek. Şimdi FED toplantı tutanaklarında tepe faizin hangi seviyede olacağına ilişkin tartışmalar, konuşmalar ve üyelerin faiz artışlarını durdurup durdurmama konusunda veya ne zaman bir faiz indirimi olabilir şeklinde tartışma yapıp yapmadıklarını detaylarını takip edeceğiz. Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi gelecek veri 200 bin bekleniyor önceki dönemde 263 bin gerçekleşmişti genelde 300 binin altındaki e, gerçekleşme devam ediyor bu istihdam piyasasının hala yavaş bir şekilde toparlandığını gösterirken analistler tarafında da e, en yüksek ve en düşük beklentiler tarafındaki gerçekleşmelerde e, ciddi bir makas ayrımı e, devreye giriyor özellikle en yüksek bekleyen yani medyan 200 binken 350 bin bekliyor. En düşük bekleyen 130 bin bekliyor. 40 tane e, tahminci e, bulunuyor. Dolayısıyla 350 bin ile 130 bin arasında geniş bir e, band bant var. Şimdi veriyi gelirse şu anlamda resesyonun sert olmayacağı, ekonominin toparlanmaya devam ettiği, istihdam yarattığı anlamına gelecek. Bu bir anda FED'e 75 bas puan vesaire bir faiz artışı neden olur mu? Olmaz. 50 bas puanlık faiz artışını, olası faiz artışını desteklemiş olacak. E Zaten dolar tebasına baktığımızda FED'in tepe noktayı beklenenden erken görebileceği, Euro'da ECB'nin 75 bas puanlık faiz artışlarına gidebileceği şeklindeki açıklamalar, Dolar endeksini aşağı euro dolar yukarı yönü destekliyor. Şimdi dolar endeksi için 233 günlük ortalama sarı çizgi 104.9 seviyesi önemli. Burası stoklu olarak aşağı yönlü hareket devam edebilir. Nerelere kadar? 102-102.5 bölgesi önemli. Euro dolarda benzer şekilde Rusya-Ukrayna savaşı, kış şartlarının devreye girmesi, doğalgaz elenci savaşları, lagart bütün faktörlere rağmen euro dolarda birin aşağısındaki veya yeni düşük seviye görülmedi. Aksine yukarı yönlü açık pozisyon sıkıştırma devam ediyor. Burada da referans 233 günlük ortalama 1.0437 ile 377 günlük ortalama 1.0856. Bu bölge arasında hareket ediyor. Şimdi aşağı yönde burayı bir stop olarak değerlendirebilir ama sanki bu Ocak ayı algısıyla beraber Euro'daki bu Açık pozisyon sıkıştırmaların devamına bağlı bir 377 günlük ortalama 1.0856 yukarı yönlü test edilebilir. E Amerikan endeksleri herkes negatif. Amerika'da 2023 yılında sıfır büyüme bekleniyor. E sıfır büyüme bekleniyorsa hisse senetlerini sat, hisselerden uzak dur. Ne zaman FED faiz arttırımını durdurur, işler normalleşir o zaman geri endeksele gel. Ama hikaye tabii ki de böyle işlemiyor. Şimdi S&P 500 endeksine baktığımızda 2021 e, yılından 2021 Aralık'tan e, gelen e, trend çok net bir şekilde devam ediyor. Yani tam bir teknik analiz kitabında okutulacak unsur grafik. Bunu da 233 günlük ortalama 4060 seviyesi destekliyor. Şimdi aşağı yönlü e, harekette özellikle 55 günlüğü piyasa bir karar mekanizması olarak takip ediyor. Pembe çizgi 3877 bölgesi bunun üzerinde yukarı yönlü Yukarı trend 233 günlüğe doğru bir hareket. Atak potansiyeli ama bunun aşağısı da, da aşağı yönlü hareket. Şu anda 3785-3800 bölgesinde bir e, geçici dip arayışı etkin devam ediyor. Analistlerin de 12 aylık dönem için e, en iyi hedef fiyatları 4500 seviyesi. Yani baktığımız e, zamanda hani S&P için geçen yılın başındaki konuştuğumuz gibi işte 5000'ler, 6000'ler, 5500'ler havada uçuşmuyor. 5000 bile yok şu anda. Zaten analistler arasında da kurumlar arasında en yüksek beklenti 4750 seviyesinde. Saltın, yani Onsalt'ın bu doların aşağı yönlü hareketi Fed'in tepe faizi gösterebileceği algısına bağlı olarak işten karlı çıkıyor. Ana trend 144 günlük ortalama yeşil çizgi 1739 ama şu anda piyasanın odaklandığı 233 günlük ortalama 1801 dolar seviyesi. Zaten psikoloji 1800 dolar seviyesini de destekliyor. Bunun üzerinde yukarı yönlü hareket bunun aşağısında 144 günlük ortalamaya kadar çekilebilecek e, bir hareket beklenebilir. Tabii bu noktada e, 1850 bölgesine kadar yani bir 25 puanlık daha 10 altında hareket beklenebilir. Bitcoin 2022 yılında 60 binler 70 binler 100 binler havalarda uçuşuyordu ama Rusya-Ukrayna savaşının tam adı konulamayan Bitcoin'deki negatif etkisi Bitcoin'i 70 bin seviyesinden işte 15.000 bin, 18 bin bölgesinde destekliyor e, bu noktada e, 300 haftalık basit hareketli ortalama 18349 yeşil çizgi majör bir trend değişimi Burası majör direnç bu kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareket zor Eğer kırıldı diyelim geniş olarak band 200 haftalık basit hareketli ortalama 24.422 ile 18.349 arasında devam edebilir. Dip de 14.500, 15.000 bölgesinde devreye girebilir. Dolar Türk Lirası ile giriş yapıp Türk Lirası varlıklarına değinelim. Dolar Türk Lirası 2022 yılının Haziran ayından itibaren yatırımcıları çok terste bıraktı. Özellikle Merkez Bankası'nın lilaşma stratejisine bağlı olarak kurda stabilizasyon devam etti. Ama hep söylediğim gibi kurda aşağı yönlü hareketleri unutmak gerekiyor. Şimdi Merkez Bankası'nın sıvap e, swap ve diğer liralaşma mekanizmalarıyla beraber kurudaki oynaklığı minimum seviyede tutmak için cephanesi var mı? Evet yeterli cephanesi var. 2023 ilk çeyrekte buna dayanabilir mi? Evet dayanabilir. Ama bu kurun hiç hareket etmeyecek anlamına gelmiyor. Çünkü yeni ekonomi modelinde ihracatçı faktörü. Zaten ihracatçının 2022 yılından beri yüksek tonla vurguladığı işte 20-23 banklarında bir kur olması gerektiği Rekabeti kaybedildiği şeklindeki açıklamaların bir şekilde karşılık bulması e, gerekiyor. CDS de bu durumu destekliyor. E, Mavi çizgi CDS'i gösteriyor. 512 yani psikolojik 500 seviyelerindeyiz. Hani daha aşağısının olması için farklı unsurların devreye girmesi gerekiyor. 500'ün altındaki hareketin şu anki dinamiklerde çok kalıcı olma ihtimali zayıf gibi duruyor. Merkez Bankası'nın Ocak, Şubat, Mart toplantıları var. Selektif kredileri desteklemek adına bu toplantılardan bir tanesinde 100 bas puanlık bir e, faiz indirimi bekliyorum. Bu tabi hane halkı için değil. Bu tamamen selektif kredilerde üretim yapanların finansman maliyetini daha da aşağıya çekmek e, için. Zaten bir de seçim ortamı var. E, tabi bu seçim ortamına Giderken de seçim tarihine ilişkin yapılan spekülasyonlar daha doğrusu 15 Nisan 15 Mayıs arasındaki e, tarihin netleşmesi e, dinamikleri veyahut da taşların yerine oturmasını sağlayacak. Buna bağlı olarak e, Borsa İstanbul... Endeksi 2022'de rekor üzerine rekor kırılmıştı. Her yukarı hareketli şortlu yanların çok canı yandı. Ama tabii herkes de long olarak trende tam binemedi. Şu anda tamamen Borsa İstanbul'da bir trend var. Ne kadar pozitiflik göreceksek 2023 yılının ilk çeyreğinde Şubat sonu Mart başına kadar dahil olup 6500 hedef potansiyeli 8 fiyat kazanç çarpanı iş daha aşırı iyi coşkuya gidecek olursa 8000 endeks 10 fiyat kazan çarpanı devreye girebilir ama e, Şubat sonu Mart başından sonra tünelden önce son çıkış olabilir çünkü seçim belirsizliği, anketler, ekonominin gerçek dinamikleri, faiz artacak mı, artmayacak mı? Yeni politikalarda hani piyasa bir bekle göre geçmek isteyebilir. Dolayısıyla Şubat sonu Mart e, başlarından sonra e, Borsa İstanbul'da tünelden önce bir son çıkış. Piyasa yukarı gitse bile de o riske değer mi? değmeyecek diye e, düşünüyorum. Ama tabii ki de şimdiden Şubat sonu Mart başına bu stratejiyi oluşturmak da biraz eksik noktalar kalıyor. İşte o da siyaset, politika tarafında e, tamamlanacak. Grafikte haftalık bazda dolar olarak Borsa İstanbul 100 Endeksi hep önemsediğim 987 haftalık ve 610 haftalık basit hareketli ortalamada. 263 ve 270 272 burası stoplu yukarı yönlü hareket devam ediyor. 610 haftalık basit hareketli ortalama 2017 ve 2018 yıllarında yukarı yönlü kırılamadı. Bu trendin güçlülüğünü gösteriyor. Şimdi kabuk değiştirdi. Hem 610 haftalık hem 987 haftalık yani çok 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 uzun Fibonacci'den gelen haftalık ortalamalar yukarı yönlü kırıldı. Zaten şu anda psikolojik 300 dolar seviyesindeyiz. Şimdi 300 dolar sonrasında 325 bölgesine doğru bir hareket potansiyeli e, beklenebilir. Yani bir %7, %8 dolar bazında yukarı yönlü e, hareket. E zaten Borsa İstanbul'un e, 1994'ten beri Ocak ayı performanslarına baktığımız zaman da genelde hem Borsa İstanbul hem yurtdışı endekslerinde olduğu gibi Ocak ayı etkisinden dolayı Borsa İstanbul'daki e, Ocak ayları iyi bir performans e, gösteriyor. İşte 29 yıllık ortalamada %5'lik pozitif bir e, performans var. Burada da yıl bazında her Ocak ayının performansı, e, gözüküyor. Tabi Borsa İstanbul'da hisse senedi e, yatırımında yani benim elimdeki hisse senedi neden Borsa İstanbul 100 endeksi kadar kazandırmadı sorusunun cevabında ya siz endeksi yenecek kadar iyi hisse senedi seçemiyorsunuz veya doğru hisse senedi de değilsin. Bunun için de işi profesyonellere bırakmak gerekiyor. Fon veya da portföy yönetimi. Yani burada birebir endeks yüzü e, replike eden e, beta fonlarına yatırım yapmak e, daha anlamlı olacak veya Trende e, binip e, bu trendin arkasındaki e, majör hisse senetlerinde uzun soluklu bekleyebilmek. Çünkü bu harekette traderlar mı yatırımcılar mı kazanacak? Yatırımcıların kazanma potansiyeli daha fazla. Bankacılık sektörü e, burada da benzer şekilde haftalık bazda e, dolar olarak banka indeksine baktığımız zaman da işte şu anda 377 haftalık basit harekette ortalama 278.72. Burası önemli bir referans. Bunun üzerindeki ataklar ilk etapta 300 seviyesine doğru e, potansiyeli devreye alabilir. Dolayısıyla 2023 yılında da bankacılık endeksi bir de buna ilave olarak e, EYT'den sonra e, seçim e, atmosferinde e, hükümetin gayrimenkul e, veyahut da e, konut sektörüne ilişkin tabandan e, herkesi destekleyebilecek şekildeki gelebilecek projelere bağlı olarak da GEO'lar, ilginç olabilir zaten geolarda hiçbir haber akışı olmasa bile 2022 yılında e, ithal vatandaş etkisinden konut fiyatlarındaki muazzam e, patlama değerleme taraflarını çok sert yukarı yönlü çekecekler yani e, konutu varsa binası varsa arazisi varsa bir değerlenirken misal 10 değerlenmiş olacak buna da dikkat etmekte fayda var herkese sağlıklı güzel bir hafta dilerim.